Efendim bugün güneş Samsun'dan doğdu ve tam 105 yıl önce olduğu gibi, milli mücadelenin başladığı günkü gibi güne Samsun'dan merhaba dedik. Arkamızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Kayserili kaptan İsmail Hakkı Durusu'nun Bandırma'ya getirdiği o meşhur Bandırma Vapuru ve bizler de bugün milli mücadelenin başladığı noktadayız. 19 Mayıs 2024, tam 105 yıl sonra aynı coşku ve aynı ruhla burada hem milli mücadeleyi anacağız hem de Samsun'u Gezici Radar'da sizlere anlatmaya çalışacağız. Gezici Radar Samsun'da milli mücadele özel bölümü sizler için başlıyor. Efendim Bandırma Vapuru'nun önündeyiz, Samsun'dayız. Bugün Gezici Radar'da Samsun'u sizler için gezeceğiz. Tur rehberimiz Orhan Bey'le de birlikteyiz ve milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği, Cumhuriyetimizin tohumlarının atıldığı topraklarda Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları neler yapmış? İşte bunları size anlatmaya çalışacağız. Hocam çok kıymetli bir eser hemen yanı başımızda. Kayserili kaptan İsmail Hakkı Durusu'nun önderliğinde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Samsun'a gelerek burada milli mücadeleyi başlattı. İsterseniz biraz buradaki bu vapurdan bahsedelim. Neler söyleriz? Bundan tam 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde 18 tane silah arkadaşıyla beraber Samsun'a ayak bastığı geminin önündeyiz. Buraya ilk geldiğimiz zaman, şuraya girdiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte yapmış olduğu görüşmeyi canlandırdığını göreceğiz. Yine alt tarafta kamera kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün kalmış olduğu odayı göreceğiz ve kullanmış olduğu eşyaları da görmüş oluyoruz. Alt tarafa indiğimiz zaman motor kısmında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazmış olduğu vasiyetnamesini, eğitim hayatını ve vefatından medyaya yansımış olan haberleri göreceğiz. Bunların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün gündelik olarak giymiş olduğu kıyafetleri, silahlarını, geminin pusulasını, Lozan Antlaşması'nın orijinal nüshasını ve Nutuk eserini göreceğiz. Bunun yanı sıra da tekrardan kendi yazmış olduğu 14 tane ayrı eseri görmüş olacağız değerli izleyicilerimiz. Efendim şunu söyleyelim, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları o Karadeniz'in hırçın sularını geride bırakarak kıyıdan Samsun'a yanaştı ve milli mücadelenin ateşi bu şekilde yakılmış oldu. Bu geminin kaptanı Kayserili, aynı zamanda 1. kamarot ve geminin kaptanının da Kayserili olduğunu vurgulayalım. Yani Bandırma Vapuru'nda tam 3 tane Kayserili Gazi Mustafa Kemal'i Samsun'a sağ salim ulaştırdı ve milli mücadele buradan başlamış oldu. Bir kez daha bizler de Samsun'dan 105 yıl önce başlayan bu mücadelede emeği geçenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Efendim şu anda Samsunluların göstermiş olduğu bir vefa örneğinin önündeyiz. Biraz sonra hikayesini Orhan hocamızdan dinleyeceğiz. Atatürk'ün o meşhur onur anıtı şu anda tam olarak arkamızda bulunuyor. Hocam milli mücadelenin hemen akabinde Samsun halkının gösterdiği bir vefa örneği var arkamızda ama hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Evet, şu şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele döneminde göstermiş olduğu başarılarından dolayı Samsun halkı vefa örneği olarak bir anıt yaptırmak istiyor. Tabii ki anıt yaptırılacak ama o dönem bütçede para yok. Samsun halkı da kendi cebinden para toplayarak bu anıtın masraflarını karşılıyor. Bu anıtı yapan kişi de Avusturyalı ünlü heykeltıraş Henry Krippel. Henry Krippel, Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini yapmadan önce şöyle diyor: "Öylesine bir büyük liderin heykelini yapmak için öncelikle onunla birlikte zaman geçirmem lazım" diyerek Türkiye'ye, Ankara'ya geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte zaman geçirdikten sonra yapacağı heykeli kafasında tasarlıyor ve Avusturya'ya tekrar dönüp heyetiyle beraber heykeli yapıyor. Heykel birkaç parça halindedir. Almanya üzerinden kargoyla Türkiye'ye getirilecektir. Almanlara kargo ücreti teklif ettiklerinde Almanlar da bu kargoyu ücretsiz taşıma talebinde bulunuyorlar ve Türkiye gümrüğüne geldikten sonra bir kez gümrük problemi çıkıyor. Gümrük problemi de Samsun milletvekili çözerek Samsun'a heykeli getiriyorlar. Şimdi heykele baktığımız zaman yüksek bir heykel, 8 metre 75 santimetre yüksekliğinde. Altında da büyük bir kaide var. Ve Mustafa Kemal Atatürk atın üzerinde batı tarafa bakarak cesur bir bakış ifade ediyor. Ve elinde de kılıcı tutuyor. Bu da tam bir savaşanlığı canlandırıyor. Alt tarafta da savaşta bomba ve silah mühimmat taşıyan halkı görüyoruz. Burada da yine halkın milli mücadelede Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına destekle bulunduğunun bir göstergesi. Yani milli mücadelede topyekün halk savaşa katkıda bulunmuştur diyebiliyoruz. Evet, şu anda da bu anıt Samsun'un merkez noktalarından bir tanesi. Hemen Samsun Valiliği'nin karşısında. Zaten buraya geldiğiniz zaman görmeden ve hikayesini dinlemeden Samsun'dan ayrılmayın. Amazon kadınlarının müzesinin olduğu alana gelmiş bulunuyoruz. Amazon kadınları kendi gelenek, görenekleri ve dini inanışlar olan kadınlar. Bunlar erkeksiz yaşamı tercih ediyorlar. Erkeklerle sadece nüfusun devamı için birlikte oluyorlar. Eğer ki bunların erkek çocukları olursa bunları ya babaya verirler ya da öldürürler. İlk yaşadıkları yerler Samsun'un Terme ilçesinin Termesos çayı kenarında yaşamışlar. Ve bu kadınlar da devletin yöneticisi olmak için erkekleri öldürmeleri gerekiyor. Ne kadar çok erkek öldürürse tahta oturma şansları o kadar yüksek. Örnek veriyorum, Amasya şehrinin ismi Amesya isimli savaşçı Amazon kadınından gelir. Sinop ismi Sinope isimli savaşçı kadından gelir. Bu kadınlar savaşçı olmalarının sebeplerinden bir tanesi şu şekilde: göğüsleri olmuyor bunların. Amazon zaten etimolojik olarak da göğsü olmayan kadın demek. Göğüs gelişimini engellemeleri için küçük yaşta ya kızgın demir bastırırlarmış ya da göğüslerini kestirirlermiş. Daha rahat ok atabilmek ve kılıcı daha rahat kullanabilmeleri için. Efendim, şu anda Amazon köyünün yaklaşık olarak 300-400 metre kadar uzağındayız diyebiliriz. Hemen kameraman arkadaşım Mert'in arkasında bir Amazon kadını heykeli var ve sağlı ve sollu olarak iki tane de büyük aslan heykeli var. Bu heykellerin içerisinde ise savaş sahnelerinin canlandırıldığı müzeler var. Orhan hocamızın, rehberimizin de söylediği gibi burada Amazon kadınlarının hayatı, onların savaşla iç içe oluşu ve yaşam standartları, erkekleri nasıl köle olarak tuttukları ve onların yaşamsal standartlarına göre bir örüntü oluşturulmuş durumda. Buraya geldiğiniz takdirde Amazon kadınlarının hayatını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Samsun'a geldiğinizde kesinlikle ama kesinlikle görmeniz gereken bir nokta. Özellikle bu iki müze, yani aslanların içindeki o savaş sahnelerinin yer aldığı müzeler uzun süredir kapalıymış ama çok şükür açılmış. Bizler de onları görebilme şansını yakalamış olduk. Gelirseniz Samsun'a mutlaka ama mutlaka bu Amazon heykelini ve Amazon köyünü görmeden Samsun'dan ayrılmayın. Efendim, bugün sizler için Samsun'daydık ve 105 yıl önce başlayan milli mücadelenin meşalesinin yandığı şehri görüntüledik. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelirken bu sulardan geçip Samsun'a ulaşıp milli mücadeleyi başlattığı ve Cumhuriyetimizin temellerini attığı Bandırma Vapuru'yla başladı seyahatimiz. Akabinde Onur heykeliyle devam ettik ve Samsunluların Gazi'ye karşı olan vefasını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Son olarak ise Amazon köyündeydik. Milattan önce 2000'li yıllarda yaşayan kadınların hayatını, Amazon kadınlarının hayatını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Gezici Radar önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden karşınızda olacak. Hoşça kalın.